Herkese iyi geceler değerli arkadaşlar. Bugün 20 Eylül gece 23.39. Özellikle 21 Eylül yani çarşamba günü gün ortası yönelik günlük yorumumuzu paylaşmak istiyoruz. Evet, aslında grafikte de görüldüğü üzere hemen ben Matrix üzerinden yorumu yapmaya çalışacağım. Hareketli ortalamanın altında göstergelerimize baktığımızda satıcılı tarafta ve RSI göstergesinde negatif seyirde izlemede olduğundan bahsedebiliriz. Yükselişlerin sık sık gün içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda satış fırsatı şeklinde değerlendirildiğini görüyoruz. Yarın bu anlamda önemli çünkü ortalamaların altındayız. İki gündür alt banda dokunmayan bir hareket görmüştük. Yarın özellikle ilk açılış sonrası endeksin 95.800 altında kalması, hatta 96.000 seviyesi altında ilk saatleri geçirmesi, bu noktada değerlendirdiğimizde 95.400'ün kırılması, hatta gün içinde 95.200'ün kırılması ile birlikte bize gün içinde böyle bir noktada ilk etapta 94.800, arkasından gün ilerleyen saatlerinde günlük marjımıza, bant aralığımıza baktığımızda 94.200'in bile aşağı kırılabileceği bir hareket getirebilir ki bu noktada 93.800'leri görme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Genel tabloya baktığımızda 95.600 kapanışını burada görüyoruz. Bu haftalıklarda ne ifade ediyor? Günlüklerde dediğimiz gibi böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Ne diyorduk? Tablomuzun kırmızı tarafı kırıldığında %85-%95 ihtimalle kırmızından itibaren aşağıda 1-2-3-4 kademe gelebiliriz. Ortalama 3-4 kademe çok normal olacaktır. Bu satışın şiddetine göre 5. kademeyi de görme ihtimali söz konusudur. Yarın endeks 95.400-95.200 bu bölgede gezip 95.200'ü gün ortasına kadar kırması halinde büyük ihtimalle bir bahsetmiş olduğumuz seviyelere gidebiliriz. Veya 95.800-96.000 gün ortasına kadar kırılmadığı takdirde, yukarı geçilmediği takdirde, özellikle 95.800'ü geçilemediği takdirde büyük ihtimalle bu satışın devamını biz göreceğiz diyebiliriz. Bandın tabii ki yatay olması şu noktada ama ortalamaların altında olması ve çok da önemli hareketli ortalamalar görüldüğü üzere arkadaşlar, bu ortalamaların geçilmesinin zor olduğundan bahsediyorduk. Ve bu haftalık tabloda bize 95.925'i hatırlayacak olursak, 2 gün önce yapılan kapanıştı burası. Bu seviyenin üzerinde 2 gün kapanış oluşmadığı müddetçe biz aşağıda 95.000'in kırılması, hatta 95.000'in test edilmesi anlamında bir süreçten bahsetmiştik ki bugün itibariyle orasının denendiğini görüyoruz. Görülen nokta ayın 20'sinde yani salı günü bu test edildi. 95.925 altında kaldığı müddetçe 95.025'in kırılma riski devam ettiği için buranın kırılmasıyla birlikte 93.800, hatta haftalıklarda 93.225, haftalık yorumumuza, hafta başında yapmış olduğumuz, pazar akşamı yapmış olduğumuz yoruma bakacak olursanız 92.300'lere kadar bir geri çekme ihtimalinden bahsetmiştik. Bunun devam edebileceğini söyleyebiliriz. Genel tablo açısından ilk tepkinin gelebileceği seviyelerde bu noktada 95.200'in kırılması halinde 93.200 92.300 seviyeleri olabilir. Bu anlamda izlemekte fayda var. Evet, şimdi hemen aslında 100 endeks üzerinden bir yorum yapalım arzu ederseniz. 100 endekse baktığımızda evet, burada da kapanışın ortalamanın hemen üzerinde ama diğer ortalamaların, önemli ortalamanın altında. Göstergelerimize baktığımızda hala hazırda trendi yukarıya destekleyecek 3 tane daha pozitif bir kapanış göremiyoruz. Endeksin 50 bölgesinde olduğunu, yani 55'in altında olduğunu görüyoruz. Bu hala sıkıntının devam ettiğini bize gösteriyor. Önemli ortalamaların altında. Eğer burada 100 endeks üzerinde bir yorum yapacak olursak, yarın yine açılış sonrası ilk saatlerde 97.600-97.693 bu seviyelerin geçilmesi zor gibi gözüküyor. Aşağıda özellikle 76.930, şurada gördüğümüz üzere
mavi hareketli ortalama ve kırmızı hareketli ortalama 77.000'e denk geliyor. Bugünkü gün içi rapor ve gün ortası raporlarımıza da bahsettik. Görüldüğü üzere 77.500'ün altındaki her hareketli, her saatlik hareketli 76.933'ün kırılması ve gün içinde 76.430 hatta kademeli bir şekilde görüldüğü üzere alt bandın geçtiği seviye olan 75.500'lere doğru bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir. Bu da bize haftalık tabloya baktığımızda şu anki kapanışı eğer 77.300 yani gördüğünüz üzere haftalık tablomuzda hemen günlük haftalık tablomuzu hatırlatalım. Haftalık tablomuzda ne demiştik? 77.300'ün üzerine atması zor, zorlanabileceği seviye. Bu seviye altında günlük kapanışlar oluştuğu müddetçe endekste 75.000, 74.670'lere kadar bir gerileme söz konusu olabilir. Şu an için bunun içinde olduğumuzu, bunu yaşadığımızı söyleyebilirim. Satış baskısı önümüzdeki günlerde devam edeceğe benziyor. Hemen buradan isterseniz bir Garanti Bankası tablosuna bakalım. Evet, Garanti Bankası'na baktığımızda saatlikten itibaren özellikle bugün Garanti Bankası'nda bir tuzaktan bahsetmiştik. Boğa tuzağı dediğimiz fiyatlar yukarı giderken göstergelerin aşağıya geliyor olması. Şurada gördüğünüz üzere bu özel göstergemiz. Aynı şekilde RSI göstergesinde de bunu görüyoruz. Ve kapanışın da hemen 8.24'ün altında olması önemli. Tabi 8.22 de önemli burada. 8.24-8.22 bölgesi 8.23 gibi bir kapanış görüyoruz. Zayıflamanın bize devam ettiğini gösteriyor. En azından yarından itibaren şu ortalamanın altında hemen ekranımıza dönelim ve Garanti Bankası tablomuza bakalım isterseniz. Ne diyor burada? 8.26-8.29 yarın gün içinde en azından ilk saatlerde bu seviyeler geçilemediği takdirde ki doların güçlenme hareketini işin içine kattığımızda yarın önemli de bir gün. Biz çok temel konuşmayı sevmiyoruz ama Fed'in faiz kararı var. Belli doların hareketi yukarı gitme isteğini arttırmış durumda. Gerek Euro dolar paritesinde kırılmadan bahsediyoruz. Gerekse dolar TL'de 2.98'in üzerine atan hareketlilik ihtiyacından bahsediyoruz. Bu noktada yarın 8.26 ilk saatlerde geçilemediği takdirde büyük ihtimalle 8.20 ve ilk etapta 8.17'ye doğru Garanti Bankası'nda bir geri çekilme görebiliriz. 8.17 aynı zamanda neresiydi arkadaşlar? Bizim haftalıkta çok önemsediğimiz ilk geçiş bölgesiydi. 8.27 geçilememiş. Dolayısıyla 8.17'ye geri çekilen bir hareket ve bunun karşılığında da büyük ihtimalle belki hafta sonuna kadar 8'lerin altını gören bir bahsetmiş olduğumuz tuzak nedeniyle de Garanti Bankası hareketi görebiliriz. Bu anlamda yarın bu tablo izlenebilir. Tabi alternatif senaryoları da söyleyebiliriz. Yani bizim beklentilerimiz bu yönde. Aşağı yönlü isteğin devam etti. Ama ola ki bizim beklentilerimiz gerçekleşmedi. Garanti Bankası 8.29'un üzerinde kapanış en azından 2 saat olması lazım ki gün içinde 8.34, 8.37 hatta 8.39 görülsün. Garanti Bankası ile ilgili bu yorumu da yapabiliriz. Bizim beklentimiz böyle değil ama olduğunu düşünelim. Aynı şekilde 100 endeks içinde 77.693'ün de alternatif senaryoda üzerinde 2 saat kalması halinde büyük ihtimalle gün içinde 78.150, 78.400'lere kadar bir tepki normal olacaktır, beklenebilir. Aynı şekilde 30 endeks için bir alternatif beklediğimizin dışında bir senaryo oluşacak olursa burada da 96.000 seviyesi üzerinde en azından bir 2 saat kalması halinde gün içinde 96.600 ve 97.000'lere doğru bir ihtimalden bahsedilebilir. Zaten bundan sonraki yorumlarımızda bizim beklentimiz bu ama alternatif senaryolarda bunlar diyerek sizlerle bunları paylaşmayı düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum herkese. Bol kazançlı gün diyoruz. Aynı şekilde bize YouTube adresimizden abone olmanız halinde bu teşvik olacaktır. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar.